Çin'in koronavirüsü dünyada gündem olurken aynı zamanda Çinlilerin yaptığı ilginç olaylar da gündem oldu. Asansör düğmesine tükürmesi, sipariş verildiği yemeklere tükürmesi, marketteki ürünlere tükürmesi, hastanedeki hemşirenin yüzüne öksürmesi gibi bir sürü ilginç olaylar yaşandı ve bu videolar sosyal medyada çok paylaşıldı. Aynı olaylar SARS virüsü yayılırken de yaşanmıştı. Benden takipçilerim sormuştu. Neden böyle bir şey yapıyor? Bazı arkadaşlar diyebilir. Bu sadece birkaç kişinin yaptığı şeydir. Ama siz Çince'de tam tamına 5 tane "ben ölürsem sen de benimle beraber ölmelisin" anlamı da olan atasözün var olduğunu biliyor muydunuz? Dünyada başka herhangi bir dilde bu anlamda olan atasözü var mıdır acaba? Aynı zamanda eğer siz internetten "ben ölürsem sen de benimle beraber ölmelisin Wuhan" diye araştırırsanız 4300 tane sonuç bulabilirsiniz. Yani bu birkaç kişinin anlayışı değildir. Aynı zamanda bu Çin hükümetinin de anlayışıdır. Wuhan'da virüs yayılırken Wuhan'dan gelen giden bütün uçaklar iptal edildi. Ama sadece Doğu Türkistan'a giden uçak iptal edilmedi. Bilinçli olarak bu virüs oraya taşındı. Çin vatandaşları kendisinin bu virüsle bulaşıldığını öğrenince başka insanlara bulaştırmaya çalışıyor. Ve düşünüyor ki, övünüyor. "Ben ölürsem tek başıma gitmeyeceğim. Başka birkaç kişini de yanıma beraber alacağım. Onları da beraber götüreceğim." Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşleriniz işte böyle anlayışı olan, böyle düşüncesi olan insanların yaptığı Çin Nazi kampları altında zulüm görmektedir. Onlar Çin virüsü, koronavirüsü tehlikesi altındadır. Koronavirüsünden daha tehlikeli olan bu düşünceye sahip olan insanların tehlikesi altındadır. O yüzden lütfen Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi kurtarmak için bir şeyler yapın.